Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Yasin Teşekkürler Bey. Teşekkürler efendim. Ne anlatıyoruz sıradaki skeçte? Şimdi sıradaki skeçte bir çanta dolusu para var. Bu bulunuyor. Bunun üzerinden bir hikaye dönecek. Böyle sürprizler kaçmasın diye söylemeyeyim. Güzel. Yani bir para bulunuyor öyle mi? Evet. Çanta dolusu para bulunuyor. Çanta. Sen bulsan ne yaparsın? Abi ben bulsam ben almam. Sen? Evet. Almazsın. Almam. Helal abi. Olsun. Almazsın ne yaparsın? Bırakıp gider misin oradan? Yok abi önce bir kontrol ederim. Sosyal deney falan mı diye. Bakarım yani. Sonra mobese var mı diye bakarım. Bayağı bir araştırırım. Oradan uzaklaşamam da. İzlerim. Emin olduktan sonra alırım. En başta senin nasıl coşkulu alkışlayanlar nasıl üzgün biliyor musun şu an? Nasıl hayal kırıklığına uğrattın? Ama alıp da kayıplara karışmam yani. O parayı aldıktan sonra kesin ararım. Yani kim kaybetmiş, kimin bu falan diye. Küçükken üç kişiye sorunca senin oluyor dediler. Yani derlerdi. Üç Öyle kişiye mi? Sorarmışım bu senin mi, senin mi, senin mi? Değilse senin oluyormuş para diye bir inanç vardı. Ha. Ben inandım direkt buna. Sevdin bunu değil mi? İnşallah öyledir. İnşallah bulurum da öyle olur. Sonra tabii biraz yardım falan yaparım abi. Ondan sonra da para benim olur. Ne güzel olur. Ne yardımı yaparsın? Yardıma ihtiyacı olanlara bir sürü yardımda bulunurum. Sen kıyamam yani. Yok sen bulunmazsın gibi de duruyor şu an. Yani bütün konuşmalarından şu an inanmadık sana. Sen o parayı hemen normal paradan kriptoya çevirecek havadasın şu an. Şu an. Abi çok iyi olur. Çünkü katlarım ben onu. Ondan sonra çok daha fazla insana yardım edebilirim. Biraz zaman alır ama çok da vaktim almaz yani. Çok iyiymiş. Şimdi çantada keklik skeci geliyor. Cenan ve Oğuz yazdı. İyi seyirler. Geldim geldim. Aşkım. Aşkım. Aşkım sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi söyle. Gel otur. Gel tamam. Şimdi. Hani sen annenlerin Ayvalık'taki yazdığın yanımdan yazlık istiyordun ya. Evet, sen de krediye başvurmuşsun hatta. Evet, banka krediyi onayladı, 100.000 lira verdiler. Dur dur, daha bitmedi, dur. Sonra ben o parayı aldım, Mikat'la beraber coin'e yatırdım, 200.000 lira yaptım. İnanmıyorum, kötü haber ne o zaman? Coin sahibi kaçtı. Şimdi hiç paramız yok. 100 liradan kredi borcumuz var. Orhan ne yaptın ya? Ya ben senin aklını yayına koyayım. Koyayım değil, koyayım. Sus! Sus! Lan sen bizim yatırımlarımızı nasıl başka birine verdin? Aşkım ama çok büyük tepki veriyorsun şu anda. Kes! Ya sen benim altınlarımı nasıl başka birine verirsin ya? Ya senin altınların ne alakası var? Borçlu mu ya? Bak atacak başka bir şey bulamıyorum ben Orhan. Ben at diye. Bitti. Tamam ben annemin evine gidiyorum. Boşuyorum seni de. Ayvalık'taki evi mi yoksa İstanbul'daki mi? Orhan boğarım seni. Ya Gamze. Aşkım hayatım. Ya Allah cezanı vermesin Mithat ya. Allah geri geldi. Kurtulduk Orhan, kurtulduk! Kurtulduk! Nasıl kurtulduk lan? Ben ayrılmak istemiyorum. Ayrılmıyoruz gerizekalı, ömür boyu beraber. Hatta iş ortaklığı bile yapabiliriz Orhan. Sence senden mi bahsediyorum lan? Gamze terk etti beni. Aa! E kurtuldun Orhan, kurtuldun. Siktir et! Vallahi boğarım seni. Ne oluyor? Bir dakika. Biz buraya iyilik yapmaya geldik be Orhan. Senin yüzünden geldi, başıma ne geldiyse zaten. Ne geldi? Kredi borcuyla kaldım ortada mal. Battı coin moin. Tamam Orhan ben de bunun için geldim. Bak Orhan burada ne var? Ne var? Ne bu? Para Orhan para. Oğlum boş ver artık parayla derdimiz yok. Gamze'yi de dert etme kanka. Yeni karı buluruz sana. Bunda bir şey yok. Oğlum saçma saçma fikirler verme. Nereden buldun bu parayı? Ya Orhan tam çıktım kanka. İşe gideceğim tamam mı? Mahallenin o kenardaki çöp konteynerinin oraya da bir tane adam geldi. Bond çanta attı. Dedim ki lan bu devirde bond çanta bulmak böyle dedim zor yani. Gittim bond çantayı aldım. Bir baktım bir ağırlık var çantada. Aa dedim ne bu acaba? İçini bir açtım para. Gıcır gıcır para Orhan. Bir sürü para var Orhan. Oğlum git bunu polise ver. Manyak mısın? Kimin parası kim bilir ya? Seri numarası var bunların. Orhan polis olmaz. Polis asla olmaz Orhan.
Ya 300.000 vardı, ben 100.000'iyle senin o borcu ödedim. Salak, benim adama işlem mi yaptın bir de? Aa, öyle oluyor değil mi? Sıçtın Orhan, sıçtın, mahvoldun ya. Durduk yere başına gelenlere bak, şimdi polis gelse... Aa, hayatın mafus damlarında geçecek Orhan. Oğlum... Tamam, sakin ol Orhan. Hayır, tamam Orhan, sakin. Sakin, ne yapıyoruz? Derin nefes alıyoruz. Şunu bir şeyler bana. Başını dur bir dakika. Tamam, sorun yok. Tamam, ben gidiyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, sakinleşiyoruz. Tamam mı? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gerizekalı, benim elimi yüzümü yıkamam lazım. Polis geldi lan. Mithat. Mahvolduk Orhan, mahvolduk evladım, mahvolduk. Ne oldu kayınbabacığım ya? Yoksa Gamze olayları mı anlattı? Yok be damat, ne Gamze'si, ne olayı? Ya ben bizim yazlığı satayım dedim. Hem size hem bize iki yazlık alayım evet. dedim. Adamlara sattım, satışı da yaptım. Tamam. Adamlar geldi, onlara ayıp olmasın diye evdeki çöpü alayım, gideyim atayım dedim. Çöp yerine parayı attım ulan. Hadi ya. Gidip geri baksaydın, alsaydın parayı. Gittim oğlum, gittim ya. Almış götürmüş namussuz çocukları. Namussuzun çocukları çok ağır bir laf sanki. Öyle demeseniz mi? Yo yo, öyle öyle. İki dakikada hiç etmişler ya. Hadi ya, o ne? Çöp. Şey geri gitmişken onu atsaydın bari. Ne bileyim oğlum, akıl mı kaldı ki bende ya? Hadi ya, gitti 300.000 lira desene. Demedim ki. Sen nereden biliyorsun lan? De işte ya, sizin yazlık kaç lira eder ki Ayvalık'tan? 300.000 lira falan eder. Doğru diyorsun Orhan. Bak oğlum, aslında ben buraya niçin geldim? Ya sen kayınvalideni biliyorsun. Çok merhametli kadındır, alçak gönüllü kadındır, anlayışlı kadındır. Şimdi ben onun karşısına geçsem, otursam, desem ki ona... ...ben desem parayı kaybettim desem... ...benim ağzıma sıçar Orhan, ağzıma sıçar beni. Ya tamam, bir hal çaresini buluruz babacığım, bu kadar dertlenme ya. Çare sensin Orhan. Varsa sen de biraz bana borç versen oğlum. Şimdi o iş öyle değil aslında. Ben de siz işte oradan yazlıkla keşke birbirimizden haberimiz olsaydı ya. Kredi çektim, 100.000 lira aldım. Sonra onu coin'e yatırdım, 200.000 lira yaptım biliyor musun? Aslan damat! Sonra coin sahibi kaçtı. Bok damat! Lan sen benim kızımın rızkını kumara mı yatırıyorsun? Kumar değil, borsa. Lan seni gebertirim lan be! Ama babacığım bu şekilde anlatamayız. Siz ne oluyor? Ne oluyor lan? Paranı kokusunu aldınız hepiniz, üstü düştü lan. Oğlum, ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika lan. Kimsin lan sen? Kim lan bu adam? Kimsin lan? Kimsin? Kayınpederim kardeşim. Öpeyim babam. Yani baba deme lan bana. Ne oluyor? Ya bizim damadımız ne ki arkadaşı ne olsun ya? Ulan senin koyun boyun neyine lan? Meteliksiz herif. Ya bir dakika, ya. Bir dakika bey amca. Orhan meteliksiz değil. Bugüne bugün Orhan'ın çok parası var. Nerede var lan? Burada var. Oğlum yok. Var senin paran. Hayır olmaz. Al. Al. Oranın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Bu o değildi, pardon, kafam karıştı. Ne diyor lan bu Orhan? Orhan yok. Bundan sonra Orhan Bey diyeceksin. Hatta Orhan Baba diyeceksin lan bu adama. Artma. Bir dakika, para bizde, rahat ol. Nereden buldunuz lan bu parayı? Ha, yüzümü niye bağını sorma bey amca. Orhan Baba enayinin birini tokatladı. Ne tokatı, ne enayisi. Mal, angut, angut. Rahat ol. Orhan, bu çanta benim ulan. Senin değil, angutun dedik ya. Tamam ulan, o angut benim işte. Kendine angut deme babacığım. Bana babacığım deme lan. Namussuz. Namussuz deme bana. Kayın babacığım lütfen. Kayın babacığım deme bana. Hırsız. Hırsız deme Orhan'a. Göt. Ortalık karışınca bir tane de ben... Çok güzel gidiyordunuz ya. Bir tane de ben yapıştırayım dedim, hiç olmadı. Yapıştıracağım sana bir tamam, tane. Tamam sakin. Salak, öpeyim kayın babam. Git. Git buradan. Öpme yok. Ver çantayı da. Ulan. Sen nasıl bir damatsın be? Ha? Nasıl bir damatsın sen ya? Lan beni dolandırdığına mı yanayım? Yoksa kızımın rızkını kumara yatırdığına ya mı yanayım be? Borsa kumar değil ya. Bırak şimdi. Sen nasıl bir damatsın? Yazıklar olsun sana be. Kumar bataklıktır, bataklık. Püh! Rezil herif. Gidiyorum lan ben. Tabii. Yat, 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 yat. Kakalin, kakalin kamaya. Kakalin, kakalin kamaya. Kakalin, kakalin kamaya. Kakalin, kakalin kamaya. Damoka. Kakalin, kakalin kamaya.
kamaya. Kakalin, kakalin, kamaya. Yeter! Şu şarkıya girip durmayın. Durduramıyoruz kendimizi. Abiler siz kimsiniz ya? Ben Ivan. Ben Dimitri. Ben Natasha. Annemler kız beklemiş. Bunlarda da mı böyle oluyor lan? Göbekten görememişler. Göstermedin. Ah işte talihsiz bir olay ya. Tamam. Tamam. Uzatıp durmayın. Borcumuzu almaya geldik. Sadık efendi. Ya para ya ruleta. Bir dakika ya, ne borcu? Kumar borcu var bize Sadık efendinin. Püüü rezil herif. Kumar bataklıktır, bataklık. Hiç utanmıyor musun? Ha? Ama oğlum şimdi... Oğlum deme bana, hırt! Hırt deme bana, it! İt deme ona, dört! Lan! Öpeyim lan. Tamam, uzatıp durup durmayın. Beni delirtmayın. Sadık efendi. Neden çöpe parayı atıp tutmadın? Neden atmadın lan çöpe parayı? Ya para ya ruleta. Ya şimdi şöyle oldu İvan Bey. Küçük bir aksaklık oldu. Paranız burada ya, buyurun ya. Güzel. Güzel. Kumar borcu namus borcudur. Patron, bu para eksik. Eksik mi? Ne demek eksik? Aa. Bize kazık atana biz çiçek atarız. Ama mezarına atarız ulan. Ya para ya ruleta. Abi ama sabahtan beri rulet zaten başımıza ne geldiyse kumardan geldi. Boş verelim ruleti. Bu Rus ruleti lan. Gel benimle oynayacağım. Abi gerek yok şimdi. Gel oğlum, iki dakika oynayalım. Ama abi. Gel lan buraya, korkma, tamam gel. Abi bir ben... dinlesen aslında. Gel, ben başlayacağım. Gel. Tamam sen. Gel, sen ama gel. Kimin başlığı söyledi? Hadi gel lan. Tamam abi, buyur. Kaybettim ben. Ama dinlemedik, o silahla oynanmazdı. Ben onu diyecektim sabahları, dur dedim ya. Tamam, uzatıp dur. Tamam abi ya. Artık bizimle değilsin. Ben sana dedim ya. Bir dakika, ne oluyor Orhan, ne oluyor burada? Bir şey yok aşkım. Nasıl yani, yok ya? Rus bunlar işte. Ben Ivan. Ben Natasha. Aa, Ruslarla alem mi yapıyorsunuz? Alem yapacak olsak niye Rusların erkekleriyle yapalım teyze? Ya o zaman niye bu burada yatıyor? Rulet oynadı. Hem alem yapıp hem kumar mı oynuyorsunuz? Lan kumar mumar yok, sen niye hiçbir şey anlıyorsun? Ne angut karı bu ya, kim bu? Benim hanım. Öpeyim babam. Kim bunlar? Kim? Ya bir saattir anlatıyorum. Geçsin şöyle gel, bakayım şuraya. Gel, tamam, ne oluyor be? Beni delirtip durmayın. Kumar borcunu almaya geldim. Kumar borcu mu? Ha. Kimin kumar borcu? Sadık efendinin değil mi? Orhan'ın! Yenge, senin bu şerefsiz kocan organize suç örgütü olmuş. O organize. Nasıl ya? Ulan ben böyle organize bir satış duymadım kardeşim. Orhan, inanamıyorum yani sana. Yazıklar olsun damat. Kızıma bunu da mı yapacaktın? Ya anneciğim hiçbir şey yap. Sus, püh! Anne deme ona. Ne diyeyim lan? Bileyim ne diyeceksin? Tamam, uzatıp durmayın. Gel buraya. Sadık efendi buraya gel. Tamam. Tamam. Borç benim borcum. Yaz deftere, benim adımı yaz. Ben veririm, tamam. Diyor, tamam mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Operasyonu var. Yat!
Toplayın bunları arkadaşlar. Toplayın, toplayın. 45-40 Rus kumar çetesini yakaladık. Kumar çetesi ne komiserim? Biz Rus ateş dansı grubuyuz. Sadık Yıldırım hanginiz? Burada. Kocam olur kendisi. Ne oldu? Sen de bizde geliyorsun. Ah. Sağ ol Bengi. Ya kocamla ne alakası var memur bey? Hanımefendi, bunlar Aksaray'da illegal kumar oynatıyorlar. Kocanız da müdavimi. Ah. Görüntüleri de elimizde mevcut zaten. Paranın akışını takip edip hepsini tek tek topluyoruz. Ne? Şu an bu evde böyle şeyler mi yaşanmış? Sen kimsin arkadaşım? Aminim, ben kapıcıyım. Ben çöpleri almaya geldiydim Orhan Bey'in evine. Kimlere bir şey yapıyoruz? Şerefsiz herif ya. Hayırlı akşamlar, hayırlı vazifeler efendim. Hayırlı vazifeler. Mithat! Şimdi arkadaşlar, bunların hepsini merkeze toplayalım. Sadık Bey, hanımefendi siz önden buyurun. Geç, buyurun geç. Buyurun şöyle, buyurun. Geç, geç, geç. Hadi arkadaşlar. Yürü! Geç, geç. Estağfurullah. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala matruşkada. Hanımefendi, telefon numaran kaç? 155. Arayacağım. Yürü lan. Bak, arayacağım. Sus, yürü. Bunlar ne tüketiyor ya? Lan başımıza gelene bak ya. Ya Orhan, şimdi senlik bir şey yok muydu? Ya yok, ne benlik bir şey var? Alt tarafı borsada, para kaybettik ya. Ya sen sadece babamı mı korumaya çalışıyordun? Ya salak. Özür dilerim. Bu şekilde anlaşamayız ama hep vuruyorsun, bir şey atıyorsun bak. Ya tamam aşkım, özür dilerim. Seni çok seviyorum. Ben ya, de seni ya. Çok seviyorum. Kurtulduk Orhan, kurtulduk. Ben çöp atmaya gittim ya. Ulan ne çöpmüş arkadaş ya, Kırkaramilerin mağarası gibi. Altın buldum, altın. Ne oluyor? Bu da kaynanın mı? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Cenan'la Oğuz beraber yazdı. Cenan'la Oğuz zile koşarken. Aynı anda da Oğuz'un doğum gününü kutluyoruz kardeşim. İyi ki doğdun. Nice sağlıklı yaşlara, inşallah sahnede yaşlanırsın kardeşim. İnşallah. Şahane bir performanstı doğum gününde. Hem yazarlık hem oyunculuk olarak şahaneydin. Nice nice yıllar seni sahnede İnşallah. İzleyelim. Tekrar alkışlayalım Oğuz'u. İyi ki doğdun kardeşim. Gördüğüm en saçma mafya girişiydi. Gerçekten. Bir de senin şive... Evet, Trakyalı... Trakyalı Rus bir mafya. Göçmen abi. Göçmen. Bir ara bir İvan'a sert oldu. Evet, oraya da gitti. Oraya da gitti. Biraz gezdik abi. Böyle biraz... Gezdik gibi Balkan turu. Güzel bir tur attın gerçekten. Yani, çok güzeldi. Biraz farklı denedim. Çok değişikti. Yani Natasha ile beraber renklenen sahnemizde. Evet, kızlarımızın girişi neydi ya? Yani hakikaten inanılmazdı değil mi? Yani Suatların girişi, oradan atla, buradan şey yap, en son şıpagat. Zirveyi. O kadar sporu demek ki... Boşuna yaptık. Bunun için yapıyormuşsun yani. O gün o skeçte o şıpagatı açacağımmış meğer olay. Çok güzeldi valla baştan sona. Ya karıştırırlardı ki coşkunuz inanılmaz oluyor ya. Yani ya mafya giriyor, kakalin bir şey, yani skeç birden böyle olurken zirveye çıkıyor. İniyor, bir daha böyle kripto borsası tadında skeçler yani. Altyapıya büyük bir alkış. Çok güzel hareketler, alkışlarla devam ediyor sevgili izleyenler.